Son birkaç videoda paranın çeşitli işlevlerinden söz ettik ve paranın işlevinin genelde 3 madde halinde sıralandığını gördük. İlki değişim aracı işlevi. Bu ne demek? Yani parayı aldığımız bir mala karşılık olarak veriyoruz. İkincisi tasarruf aracı işlevi. Eğer paramızı saklarsak o kendi değerini muhafaza ediyor. Üçüncüsü ise değer birimi işlevi. Yani bir şeylerin değerini genelde lira, dolar veya euro gibi para birimleri cinsinden belirtiyoruz. Bazı kaynaklarda paraya dördüncü bir işlev daha biçilir. O da paranın vadeli ödeme standardı olma işlevidir. Vadeli ödeme standardı. Ne demek peki bu? Vadeli ödeme ne demek? Bir şeyin karşılığını daha sonra ödemek kaydıyla aldığımızda vadeli ödeme söz konusudur. Vadeli ödemenin en yaygın biçimi sizin de hemen tahmin edebileceğiniz gibi borçtur. Diyelim ki bu sizsiniz ve 1000 lira borç almak istiyorsunuz. 1000 lira borç alıyorsunuz. Bu borcu banka gibi bir kuruluştan alıyorsunuz diyelim. Mesela bir kredi kartı borcu da olabilir. Parayı alıyorsunuz üstünden bir süre geçiyor. Diyelim ki bir ay geçiyor. Sonra kredi kartı ekstreniz geliyor. Bu borcu geri ödüyorsunuz ve ödemeyi parayla yapıyorsunuz. Evet en yaygın örneklerden biri bu. Kullanmak için para alıyorsunuz ve sonra aldığınız parayı geri ödüyorsunuz. Ama vadeli ödemenin başka biçimleri de var. Örneğin bir restorana gittiğinizde önce yemeğinizi yiyor, sonra hesabı ödüyorsunuz, değil mi? Aslında bu da vadeli ödemenin bir biçimi. Çünkü yemeğinizi akşamın başında alıyor ve yiyorsunuz. Ödemeyi de akşamın sonunda restorandan çıkmadan hemen önce yapıyorsunuz. Tabi aynı şema üzerinde anlattım ama umarım bir yemeğe 1000 lira vermiyorsunuzdur. Burada önemli olan şu ki neticede ödediğiniz şey para. Ödemeyi yapmakta kullandığımız şey para olduğuna göre paranın dördüncü işlevi de bu. Aslında bazılarına göre bu başlı başına bir işlev olarak görülmemeli. Çünkü onlara göre bu dördüncü işlev değişim aracı işlevinin bir alt dalı olarak da düşünülebilir. Sonuçta bir sandalye veya yasal danışmanlık hizmeti ya da yemek almak için para kullanıyoruz. Bu mal ve hizmetler karşılığında doğan borcumuzu da parayla ödüyoruz. Yani para değişimde kullandığımız araçlardan biri. O halde dördüncü bir kategoride neden ayrı bir işlev olarak düşünmemiz gereksin ki? Vadeli ödeme standardı işlevini diğerlerinden ayrı düşünmemize neden olan etkenlerden biri şu. En azından modern ekonomilerde bu standardı paranın sağlıyor olmasının ardında hukuki bir dayanak var. Bakın şunu söylemek istiyorum. Bir ülkede bir borç alıyorsanız ve bu borç ülkenin hukuk sistemine bağlı olarak yasal bir yükümlülük getiriyorsa bu borcu parayla geri ödeyebileceğiniz gerçeği yasayla sabittir. Yasal ödeme aracı terimini belki daha önce de duymuşsunuzdur. Bu terim işte o anlama geliyor. Banknotların veya madeni paraların yasal ödeme aracı olarak geçtiğini de duymuş olmalısınız. Bu ne anlama geliyor? Terimde geçen yasal kelimesi bunun belirli bir ülkenin hukuk sistemiyle alakalı olduğu anlamına geliyor. Ödeme aracı kısmı ise malum ödeme için kullanılıyor demek. Yani mesela bankadan 1000 lira borç aldıysanız veya bir restoranda yemek yediyseniz işletmeye yasal ödeme aracı olan parayı diyelim ki banknot olarak Ödediğiniz anda o borç ortadan kalkacaktır. Yani parayı vermeniz borcun ortadan kalkması için yeterlidir. Bunun ne anlama geldiği üzerine bir örnek verelim. İnsanlar vakti zamanında altınla borçlanırdı. Mesela 1800'lerin sonunda bol bol demiryolu inşa ediliyor ve bu inşaatların finansmanı için borca ihtiyaç duyuluyordu. O dönemde demiryolu müteahhitleri sık sık yüksek miktarda borç alıyordu ve bu borç altın cinsinden oluyordu ve onların borç aldıkları bu altını aynı biçimde yani yine altın olarak ödemeleri bekleniyordu tabii faiziyle. Sonuçta insanlar borcu faiz almak için veriyor. Bu borcu verenler ellerindeki altını yatırıma dönüştürüp karşılığında faiz almayı uman bir grup insan. Şimdi aynısını bugün yapmaya kalkarsak ne olur? Ona bir bakalım. Evet aynı durum 1800'lerde değil de bugün gerçekleştiğinde ne olur? Diyelim ki 1 ons altın borç alıyoruz. 1 ons altın o da yaklaşık 28 gram gibi bir şey yapıyor. Mesela atalım borcumuzu aldığımız gün bu miktardaki altının değeri 1000 dolar olsun. Altının onsu 1000 dolar. Bu altın elimizdeyken üzerinden bir miktar zaman geçiyor. Bu sırada bu altını kullanarak demir yoluna veya başka bir alana yatırım yapıyoruz. Ama bir süre geçtikten sonra altının değeri yükseliyor. Enflasyondan dolayı veya başka bir sebeple altın artık daha değerli. Diyelim ki artık altının ons fiyatı 2000 dolar oluyor. Şimdi borç aldığımız miktarı tam olarak geri ödememiz için karşı tarafa bir ons altın vermemiz lazım. Tabi faiziyle. Ama şimdilik bu hesapta faizi bir kenara bırakalım. Önemli olan şu ki faiz olduğu için kimse herhangi bir konuda şikayet etmeyecektir. Ne var ki yasal olarak bu borcu ülkenin yasal ödeme aracıyla geri ödememiz de mümkün. Mesela Türkiye'de izleyelim. Aldığımız asıl borç yani 1 ons altın o gün 1000 dolar değerindeydi. Bu borcu altın yerine 1000 dolar olarak da geri ödeyebiliriz ve bu parayı bize altın borç veren kişilere vermemiz o altın borcumuzun silinmesi için yeterlidir. Ama pratikte bu borcumuzun yarım ons altın olarak ödememiz anlamına gelir. Çünkü dediğim gibi aradan geçen süre zarfında dolar altın karşısında değer kaybetti ve artık bin dolar sadece yarım ons altın almaya yetiyor. Tahmin edebileceğiniz üzere bu da alacaklı olan insanların canını epey bir sıkacaktır. Özetle paranın vadile ödeme standardı işlevinin ardında yasal bir dayanak var. Bu onun paranın diğer işlevlerinden Ayrı bir işlev kılar mı, kılmaz mı bunu tartışabiliriz. Ama gerçek şu ki modern ekonomilerin çoğunda para birimi ilgili ülkenin hukuk sistemiyle bağlantılıdır. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.